Aslında biz 2003'te yayınlamış olduğumuz bu üçüncü yol bildirisiyle buna da bir şekilde işaret etmiştik. Suriye'de vekalet savaşlarına, yani Suriye halkının Arap Baharı çerçevesinde demokrasi ve özgürlük, adalet arayışının vekalet savaşlarına dönüştüğü, bunun bir iç savaşa yavaş yavaş evrilmekte olduğu, buradan çıkış olmadığı, dışarıdan müdahalelerle de bu işin çözülemeyeceği, bölge ülkelerinin, bölgedeki güçlerin bir araya gelerek bir çözüm bulmalarını önermiştik. Bunun için inisiyatif alınması gerektiğini söylemiştik. Bunlar olmadı. Bildiğiniz gibi Suriye'de bir taraftan bir sanki etnik mezhep savaşı gibi devam etti. Diğer taraftan paralelinde zaten her yerde birlikte oluyor bunlar. Bir vekalet savaşlarına dönüştü, güç savaşlarına dönüştü. Netice itibariyle Suriye yerle bir oldu. 500-600 bin artık saymıyoruz insanın ölümünü, büyük trajediler, göçler, evini, yurdunu terk etmeler, iç savaşın o korkunçluğunu Suriye yaşadı. Aslında Suriye'de olup bitenler Türkiye'yi Halep'in düşmesinden sonra, yani ilk defa şimdi etkilemeyecek. Başladığı günden beri Türkiye'nin siyasetini, toplumsal ilişkilerini, ekonomisini, her şeyini etkilemeye devam ediyor. Bu sadece İslamcı kesimler açısından değil, bütün toplumu etkiliyor. İşte artan terörü falan hepsini, bütün acıları birlikte yaşıyoruz. Vahim bir şey var, bir tespitim var, bunu sizle paylaşmak durumundayım. Yıllar önce, şimdi işte başbakan da değil artık, o zaman Dışişleri Bakanı'ydı, Sayın Davutoğlu'nun bir yaptığımız bir görüşmede, yani Suriye'ye, Şam'a falan gitmekten söz ediyorsunuz ama yani Suriye'den ne ibaret değil, Beşar Esad da Beşar Esad'dan ibaret değil. Orada birçok güç var. Vekalet savaşlarına dönüşecek. Oradan çıkılmaz demiştik. Ve şimdi bir şekilde destekleyerek oraya gitmesine göz yumduğumuz insanlar bir gün orada sıkışacak. Bir kısmı ölecek, bir kısmı da ilk kaçabileceği yer olarak Türkiye'ye gelecek. Ve Türkiye'ye de bütün dünyada herkese öfkeli olacak. Bu çok vahim bir şey. Bunu bu toplum taşıyamaz demiştik ama o zaman dinlenmemişti. Şimdi bütün bu etkileri, bu riskleri, bu tehlikelerle Türkiye karşı karşıya, hatta yaşıyoruz diyebilirim. İslamcılar açısından gelince bence birçok olay ve Suriye'de olup bitenler ya da Suriye'de İslamcıların, Türkiye İslamcılarının takındığı pozisyon sonucunda İslamcıların ütopyası tükendi bence, bitti. Evet, bir takım gösteriler falan yapabilirler. Bazı şeyler yapabilirler ama bunlar uzatmalardır. Bu coğrafyaya, Halep'te yaşanana, Suriye'de yaşanana, Irak'ta yaşanana dair şu halleriyle, ki İslamcılar eşittir iktidar artık. Yani bunu başka şekilde tartışmak, işte Milli Görüş'te var, Saadet Partisi'de var, işte şu şekilde farklı düşünen küçük gruplarda var. Tamam, var onlar ama ana gövde budur. Pratik olarak AKP pratiğidir. Bunlardan sonra söyleyecek bir şeyleri kalmadı. Yani Arap milliyetçiliği da tükendi tabii. Yani bu tükenme, birçok şey tükendi bu coğrafyada. Bağız da tükendi. Bırakın Arapları birleştirmeyi, Arap milliyetçi etrafında. Mevcut ulus devletleri bile bir arada tutamadılar. Irak'ta yaşandı, Suriye'de yaşandı. Aslında Mısır'da da yaşandı. Bir ordu vardı tırnak içinde. Şimdilik ama vardı ve o daha şey atlattı gibi. Libya'da yaşandı. Bütün bunları gördük. Türkiye bu coğrafyaya, bu halleriyle söyleyecek bir şeyleri yok. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Yani İslamcılık bir şekilde özellikle Arap Baharı ile beraber, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Arap Baharı ile başlatmış olduğu yeni politikalarla kimlikçi bir ideolojiye dönüştü. Tekçi, kimlikçi bir ideolojiye dönüştü. Bir işte mezhebi, bir kesimi ümmeti sadece bunlardan ibaret gören bir ideolojiye dönüştü. Böyle bir ideoloji, farklı çıkarların bulunduğu, farklı kimliklerin bulunduğu, mezheplerin bulunduğu bir coğrafyaya söyleyebileceği fazla yoktu. Olsa olsa taraf olabilirdi, taraf oldu. Suriye'de işte kim yenildi filan, bu tartışılabilir. Evet, Halep'te yenildiler, çıkıyorlar filan. Ama yani bütünüyle bu ütopya çöktü. Yani Müslümanları birleştirmek, bu coğrafyaya barış getirmek, adalet getirmek gibi iddialar bence çöktü.